İyi akşamlar. Ses kaydına hoş geldiniz. Bu akşamki bölümde sevgili Gökmil Gökmen ve Mert Yücel ile birlikteyiz. Elektronik müzik konuşacağız. Biraz prodüksiyondan bahsedeceğiz. Dünyada, Türkiye'de nasıl, neler oluyor? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni Amerika'da single'larınız, teklileriniz Türkçedeki. Şey, evet. Bayağı bir yükseldi galiba. Ben evet, seninle konuştuk. Biraz bahseder misin bize? Şimdi şöyle, Gökmin'le beraber prodüksiyonu yaptığımız yeni bir single'ımız vardı. Give Me Love diye. Bu yaklaşık Mayıs başında, 4 Mayıs'ta yayınlandı promo olarak. Dutch diye bir Miami merkezli plak şirket tarafından yayınlandı ve tanınmış bir DJ Ross Koç da buna remix yaptı. Daha sonra Amerika'nın en prestijli plak dükkanlarından biri Traxsource. Orada satış listelerinde ilk olarak 91 numaradan yayınlandığı gün girdi. Sonra her gün yavaş yavaş yükseli 6 numaraya kadar çıktı. Ve orada yani yükselirken de bir taraftan listedeki diğer isimler işte David Morales'ler veya işte Satoshi Tomi'ler, Nick Holder'lar gibi büyük efsanevi isimleri de geride bıraktı ve çok dikkat çekti. Biri bu. İkincisi de daha önce yayınlanan başka bir planımız. Reload isimli. O da My Own Beat diye bir Amerikan plak şirketinden çıkmıştı. Tam bu parça 6 numaradayken belki onun da rüzgarının etkisiyle bu sefer diğer parçamız Reload Türkiye'deki dans listesinde iTunes Top 100'de 86 numaradan girdi. Ve şu an hala yavaş yavaş orada yükseliyor. Evet. Tebrik ederiz. Güzel. Evet, böyle şeyler güzel duymak. Birlikte yapmıştınız değil mi? Evet evet, iki parçayı da yani iki plağı da birlikte yapmıştık. Biz aslında biz sizi yani böyle yani bireysel olarak da daha önceden çaldığınızı biliyoruz. Evet. Bu yeni bir işbirliği mi oldu sizin için? Aslında değil. Yaklaşık 10-12 senedir beraber parçalar yapıyoruz. Ama arada sırada yapıyoruz. Şimdi yeni bir karar verdik ve bundan sonraki parçaları beraber yapmak kararı. Evet, çünkü iyi bir füzyon yakalıyoruz. Evet. İşte şey gibi düşünmek lazım. Limon ve soda gibi. İkisi bir araya geldiği zaman güzel oluyor. Güzel bir örnek oldu. Limon hangi yüz soda? Akşamdan kalmadan işte. Evet. Grup ismi falan var mı yoksa kendi isimleri mi? Kendi isimlerimiz. Yani grup isimli olmayı çok düşündük biz. Ama yani bizi en iyi temsil eden şeyin kendi ismimiz olduğu sonucuna vardık. Evet. Hiçbir kullandığımız grup ismi de sonuçta bizi şey yapmadı, tatmin de etmedi. En sonunda zaten yıllardır kendi solo projelerimizle de belli bir isim şey yaptığımız için hani sonunda sonuçta eba etmek de istemedik kendi isimlerimizle. Tabii. Bir de iki kişi olmanın avantajı var o, olsa evet, gerek evet. Yani değil mi? Hani 5-6 kişi olsa. Olsa. Evet, o zaman biriniz gidemese diğeri gider. Evet, biz bambaşka bir yerden gidiyoruz. Yani çok uzun zamandır zaten beraber çalışıyoruz. 98-99 yılından beri. DJ'liğe ilk başladığım dönemden beri. Gökmin daha eski DJ benden. İlk önce kulüpte beraber çalıyorduk. Sonra beraber müzik yapmaya başladık. Yani şimdi plak çalan daha eski dönemde 90. Tamam, şimdi oraya girmeden ben şeyi sormak istiyorum. Aslında bu şey Amerika'daki bağlantıları nasıl kuruyorsunuz? Yani burada nasıl çıktı sizin hani böyle 6 numaraya nasıl yükseldi? Yani, bu işlerin böyle bir ne bileyim yani nasıl oluyor bunlar bir anlatır mısın? Yani sadece tek başına başarılı olmak yetiyor mu yoksa bir böyle bir ilişkileri de kullanmak gerekiyor mu? Ya da çünkü ilk akla gelen hani bir prodüksiyonun başarısında maddi güç hani reklamla olduk. Şimdi anda kafamızda tabii hani ilk gelen şey bence bu. Benim aklıma gelen soru işareti bu oluyor. Arkanızda çok büyük bir maddi güç yoksa hani bu iş çok ileriye gitmez ve yani çok zorlanır gibi mesela. Yani tabii Türk'ün aklına hemen çünkü abi orada işte adamı bir kapı kulla var. Şöyle bir avantajımız var. Yani bizim geçmişimizde dişokeylik var. Biz o kökenden geliyoruz. Gece kulüplerinde çalıyoruz. Ve hangi parçaların ne yapacağını aşağı yukarı bilebiliyoruz. Bazı prodüktörler var mesela hiç DJ'lik yapmamış. Onlar da bu müzikle uğraşıyorlar. Hani herhangi bir müzik yazıyormuş gibi house müzik yazıyorlar. Bizimkisi daha farklı bir bakış açısı. Yani biz neyin ne zaman nerede çalınacağını önceden kestirebiliyoruz. Öyle bir yeteneğimiz var açıkçası. Evet. Mert'in aktif olarak DJ'liğe devam etmesi, biraz daha geri planda bıraktım kendimi. Mert'in tecrübeleri. Yani şöyle öncelikle, bir şey var. Yurt dışında sen onu sordun. Tabii tabii. Evet. Yurt dışı bağlantısı şöyle önemli. Yani tabii kilit noktalarda kilit isimleri bilmek gerekiyor. Bunlarla iyi bağlantılarınız olması gerekiyor. Şimdi mesela herhangi bir plak şirketine parça olacaksınız. Bir hafta içinde oraya binlerce parça geliyor. Sizinkinin aralarından seçilip dinlenmesini sağlamanız lazım.
Bu da kişisel şeyle oluyor, bağlantıyla gelişiyor. O da bizim kişisel bağlantı, yani şey, müzikal bağlantımızın kaynağı da benim çok yıllar öncesinde, ta 2000'lerin başından beri yapmakta olduğum, ben plak şirketleri olan ilişkilerim. Zaten bu işin çok popüler olmadığı dönemde de ben plak yayınladığım için bu şekilde zaten adamlar yıllar rock sektörün içindeler. Bu şekilde bağlantılarım oldu. Şimdi onları kullanarak aynı şekilde devam ediyoruz. İsimleri biliyorlar yani. Tabii. İsimleri biliyorlar. İsimleri biliyorlar. Eskiden böyle işte DJ'ler o plak zamanında işte İngiltere, Amerika'ya gidip işte bazı label denen işte plak şirketlerinden özel oralardan alırlardı. Yani evet. Bu, onlardan bahsediyorsun herhalde değil mi? Onların sahiplerinden. Yani o plakları basan şirketlerin işte şeylerinden. Evet, her plak şirketinin bir sound'u var. Yani bir kişiliği var. Evet, o da önemli. Onu da çok iyi bilmeniz gerekiyor yani. Bunu bildikten sonra bir de yaptığınız şarkıyı karşılaştırdığınızda eğer uyumlu görüyorsanız yazışmaya başlayabiliyorsunuz. Bir de müzik yazmadan, yani müzik yazmak da çok önemli bir konu. Hani şimdi prodüksiyonlar iki gruba ayrılıyor, prodüktörler. Biraz sesini yükseltelim. Evet, prodüktörler iki gruba ayrılıyor bence, yani benim görüşüm. Bir önceden yazmak istediği şarkıyı düşünüp tasarlayıp sistemin başına geçince, yani home stüdyosu veya herhangi bir stüdyonun başına geçince yazmaya başlayan bizim gibi, hani biz önceden hep tasarlıyoruz. Ve yazarken çok vakit kaybetmiyoruz. Bir de ikinci grup var, hani bilgisayarın başına geçeyim de müzik yapayım deyip hazır ses bankalarıyla bir şeyler bir araya getirip ortaya çıkan sonuçla parça yaptığını düşünüp onu sağa sola işte plak şirketlerine göndermeye çalışıyorlar. Bizim yaptığımızdaki fark şu oluyor, biz hedef belirtiyoruz. Bu hedefe doğru adım atıyoruz. Yani işte A noktasındaki plak şirketine bu parça, böyle bir parça yaparsak uygun olur. Ve bu hedef doğrultusunda oraya gönderiyoruz. Genelde de başarılı sonuçlar var. Ama sizin bir tarzınız var sonuçta. Yani tabii. Sizin zaten o yüzden çalışabileceğiniz plak şirketleri belli. Tabii. Evet, Amerikan şirketleri daha çok, Avrupa'dan değil çok. Mi? Evet. O nasıl ayrılıyor? Amerikan müziği daha soul müzik oluyor, evet. Yani Amerikan müziği. Daha melodik, daha soul. Ama sizin yaptığınız sonuçta yine high tempo. Tabii yani. Burada yani tabii, R&B, tabii. Soul müzikten bahsetmiyoruz. Hayır. Ama mesela şöyle, karşılaştırdığınızda birisi daha melodik. Mesela Avrupa'da işte belli başkentler var burada. Hani müzik sound açısından bakıldığında belli başkentlerin müzik türleri var. Mesela Avrupa'da nasıl? Berlin sound vardır. Evet. Londra sound vardır. Nasıl onlar? Hollanda sound vardır. Evet. Amerika'da da Chicago, Detroit, Miami, New York gibi belli başkentlerde ya da şey kentlerde soundlar üretiliyor. Berlin'deki biraz da tekno kıvamında, daha minimal, daha az melodinin olduğu. Daha sert diyebilir miyiz? Belki oradaki şey yaşamından kaynaklanan bir şey bilmiyorum. Daha sert. Mesela Avrupa'nın kuzeyine doğru çıkınca Almanlar daha... Almanlar duygusuz insanlar mı diyorsunuz? Öyle bir yorum da yapamıyoruz. Avrupa'nın kuzeyine doğru gittikçe daha melankolikleşiyor iş. Yani Norveç ve İsveç saatlerinde. Belki hava durumundan kaynaklanıyor olabilir. Mesela Güney İspanya, işte İbiza'nın etkisiyle... Orada daha, müzik olmuyordur, yatıyorlar. Daha neşeli müzikler. Daha neşeli müzikler. Eğlendirecek daha neşeli. Daha perküsyonlu. Amerika'daki durum biraz daha farklı. Amerika'da da tabii Miami tarafları. Amerika zaten oluyor. Çok büyük bir yer. Çok yani bir yer. Evet. Neresinden bahsettiler değil mi? Bu house ve tekno müziğin ilk çıkış yeri Chicago ve Detroit yani. Evet. House'un Chicago. Weyrauch diye bir gece kulübünde başlıyor bu müzik. Aslında tabii enteresan. House müziğin yani ev müziğinin bir depoda başlamış olması şimdi. Ama Weyrauch aslında depo. Sonuçta evet. Hani depo demek. Ama onlar kısaltmışlar. İşte plak dükkanında import istenen yerde... As Heard in Warehouse diye yazıyorlarmış. Yani işte Warehouse'u duyduğunuz parçaları buradan alabilirsiniz diye. O şekilde başlamış. İlk o şekilde plakların önüne koymuşlar etiket olarak. Daha sonra o işte kısaltıp house müzik haline gelmiş. Yani çok ilginç bir hikaye aslında. Yani aile müziği, hani böyle evde dinlenilen müzik anlamında değil. Değil tabii, evet. O kulübün ismiyle ilgili yani. Ve 19, yani benim görüşüm 1970'lerde yapılan orkestraların çaldığı disko parçalar, funk parçalar. O ayrı bir kültür. İşte hippie kültürüyle beraber dünyada yaygınlaşan bir akım var. O akımda farklı bugün groove diye nitelendirdiğimiz işte bas gitar riffleri, işte saksafon, trompet gibi enstrümanların olaya daha farklı bir şekilde dahil olması, caz dışında dahil olması. Bugünkü müziğe direkt olarak yansımış. Yani DJ'ler aslında, ilk bu işi yapan DJ'ler o yıllardaki parçaların içindeki bazı ritimleri ve melodileri kullanarak sadece
beğenmedikleri kısımları silip o melodileri sample ederek ve onların altına dans ritimleri koyarak insanları daha kısa sürede daha enerjik şekilde dans ettirmek maksadıyla veya işte hani farklı sample'lar derken mesela Amerika'da genelde bu oluyor. Yani Chicago, Detroit'te ama Avrupa'da ilginç bir şekilde sıfırdan tamamen işte elektronik cihazlarla yani elektronik makinelerle üretilmiş seslerden oluşan farklı müzik türleri ortaya çıkıyor. Mesela Kraftwerk diye bir grup var. Kraftwerk Alman, evet. Evet. Alman. Mesela teknonun başlangıcıdır. Evet. Ben de tam onu soracaktım aslında. Yani bu Mert'e geçiyorum. Bu yüksek tempolu müziklerin dans müziği olarak adlandırılması ve genel geçer kabul görmesi, dünyada yaygınlaşması o döneme mi denk geliyor? Yani Kraftwerk ve ondan sonrası mı? 70'ler oluyor herhalde. 80'lerin başı gibi herhalde. Tam olarak değil. O yıllarda 90'lara doğru daha herhalde. 90'ların başında. 90'lara doğru. Yani 88-89 gibi house müzik ilk release'lerini yapmaya başlıyor. Ama onun öncesinde bu akım yavaş yavaş geleceğini diyor. Çünkü yani şu anda şöyle bir şey var. O dönemde bir akustik orkestralar stili var. Yani bu bir, bütün orkestralar ya da bütün pop sanatçıları arkalarına akustik orkestralar alıp çıkarken birden synthesizer'lar dünyaya çıkmaya başlıyor. Yani üretilmeye başlıyor. Aslında ondan önce de insanlar dans ediyorlar tabii yani. Tabii. Disco. Neyi yani, dans ediyorlar peki? Yani şöyle EM'le falan. Vesaire ve işte değil mi? Daha disco grupları, o sağ sol plakları vesairelerle dans ediyorlar. Yani onlar akustik enstrümanlarla çalıyor. Yani buradaki farkı elektronik müziği aslında oluşturan temel sebep, müziği temelini oluşturan enstrümanların elektrikten kaynaklanan elektronik cihazlara dönüşmesi. Evet. Yani bir işte Afrika'dan çıkan bir bas gitar teli, tele dokunduğunuzda çıkan bir sesin artık o tele dokunmadan bir tuşa basarak bir elektronik devre içerisinde elektrik frekanslarıyla ve işte sonradan icat edilen modülasyon denilen sistemde bir ses frekansı sonucu ortaya çıkması yani. Evet. Bir ses çıkıyor ortaya ve bu sesi üzerinde oyunlar yaparak Keyboardlar üzerinde oyunlar yaparak aslında bugün de yapılıyor bu. Bilgisayar üzerinde peki o dönemde de herhalde heykel biçimde yine de yapıyorlar. O zaman bilgisayar çok yok. O zaman kullanılan şey synthesizer'lar. Yani sadece synthesizer hareketlerini MIDI denen sistemle bilgisayara kaydediyorlar. Evet, kaydediyorlar. Popüler olan makineler o zaman Atari dediğimiz, yani şu anda ismi bilgisayar. Amiga çok değil, Atari. Öyle çünkü mi? Kendi üzerinde MIDI bağlantıları vardı hazır. İşte stüdyolar çok popülerdi. Onu kullanarak o synthesizer üzerinde yapılan hareketleri yazılıma kaydediyorlar. İlk orada basıyorsunuz, hareketleri yapıyorsunuz. Evet. Sonra o kendisi onu aynı şekilde yapıyor. Yani o şekilde parçaları kaydediyorlardı. Şey bantlara herhalde kaydediyorlardı. Yok bantlara değil işte MIDI denen sistemle bilgisayar bütün ayrı ayrı synthesizer'ların hareketlerini önce mesela X synthesizer'ın kaydını yapıyorsunuz. O MIDI kanalının birini kaydediyor. Sonra Y synthesizer'ını kaydediyorsunuz. Aynı hareketleri yapıyorsunuz. Onu başka kanala kaydediyor. Sonra o bilgisayarların hepsini aynı anda çalabiliyor. Anladım. Onda siz artık hani neye kaydedersiniz? Data mı kaydedersiniz? CD'ye mi veya şey yani işte veya multi kanalı. Eskiden hücum kayıtlar yapılıyormuş. Yani tabii. Orkestralara bir işaret veriyormuş. Davulcu başlayınca bütün orkestra herkes aynı anda çalıyormuş. Ne? Hala hücum kayıt yapılıyor bu arada. Yapıldığı yerler var, yapılmadığı yerler yani, yapılmıyor yani. Disco şeyde elektronik müzikte yapılmıyor herhalde. Diğer müzik türlerinde de ben çok stüdyoda bulundum. Çok yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Herkes artık bir adım öne çıkmak istiyor. Yani bir adım öne çıkmak isterken kendi sazını, kendi enstrümanını çalarken virtüöz noktasında bir katkıda bulunmak istiyor. Bunun için de diğer müzisyenlerle beraber değil de kendi başına kaydı yapıp ondan sonra projenin içine aktarmak istiyor. Yani bahsettiği her kanal artık yavaş yavaş öyle bir noktaya geldi ki sonradan ekleniyor, sonradan ilave ediliyor. Bir Lego'nun parçaları gibi oluyor. Evet. Bizde de nasıl yapıyoruz? Biz mesela şu anda nasıl yapıyorsunuz? Şu anda Mert mesela işte, neyiniz var ekipman olarak? Belki onunla da ilgili olan insanlar vardır. Onlar da öğrenmiş olsun. Tamamen yazılım üzerinde nedir çalışıyoruz. Yani Gökdin Cubase kullanıyor. Ben FL Studio kullanıyorum. Mac üzerinde mi? PC mi? PC üzerinde. Biz PC'ciyiz. PC'ciyiz, evet. Ben sadece kulüpte çalarken Mac kullanıyorum. Daha stabil diye. Orada Mac daha mı stabil? Yani traktör denen bir yazılımımız var. Evet. O daha stabil çalışıyor. Hı. Yani tamamen yazılımla ilgili bir şey. Neyse ben kendi sistemimde önce bir altyapı yazıyorum. İçin müziğin ritim ve bas
yapısını yapıyorum. O zaten asıl ana ruhunu da biraz belli ediyor parçanın. Ama biz onu önceden Gökbil'le konuşmuş oluyoruz. Zaten bir hedefimiz oluyor. Planlı oluyor yani. Daha sonra işte gece arıyorum ben Gökbil'i. Diyorum sana kanalları yolluyorum. Sen bir bak şuna. Sonra gece yarısı Gökbil beni geri arıyor. İşte diyor sen diyor benim gönderdiğim mi var. Biz bu şekilde dosyaları internet üzerinden göndere parçayı bitiriyoruz. Yani bazen de bir araya geliyoruz. Sabahtan başlıyoruz. Akşama kadar 3-4 tane parça çıktığı bile oldu yani. Yani melodik altyapıyı da siz yazıyorsunuz. Tabii. Zaten şimdi şöyle, herkes bunu yanlış biliyor. Yani elektronik müzik yazarken hep şundan şu. Bilgisayarda bazı hazır şeyler var. Onları Lego gibi birleştiriyorsunuz ve müzik ortaya çıkıyor. Aslında prodüksiyon açısından, yazım şekli açısından rock müzik yazmakla elektronik müzik yazmak arasında hiçbir fark yok. Hı. Sadece kullanılan enstrüman tercihleri müziğin janrasını belli ediyor. Evet. Aradaki şey bu. Yani hatta bazı akustik kayıtlar mesela bas gitarı, bir bas gitar bir tür virtüözü çalıyor. O zaman siz bas gitarın nasıl çalınacağını bilgi sahibi olmanız gerekmiyor. Ama halbuki bunu kendiniz yazarsanız mesela diyelim kendiniz bir deep house parça yazıyorsunuz ve bası akustik gibi yazmanız gerekiyor. Onu biliyor olmanız lazım o şekilde yazmayı. Veya işte gitar, hatta geçen işte Göknil öyle bir gitar yazdı. Gerçek gibi anlayamazsınız yani. Birçok gitarist denen bir yazılımla. Onu da biliyor olmanız lazım. Yani aslında bilmenin tam tersi. He. Hani enstrümanların ayrı çalınımları hakkında da bilgi sahibi olmanız gerekiyor bu müziği yazarken. Peki o zaman size yani DJ'lere müzisyen denebilir mi? Tabii ki, tabii kesinlikle. Ama bu sizin söylediğiniz, yani senin söylediğin şu anda aslında DJ'lik değil. Aslında her DJ müzisyen denemez. Değil, yani müzik üretenlere müzisyen denir. Evet. Onların da hani bu sonuçta bir sanat dalı. Bunun kıyaslamasını kim yapar bilmiyorum ama hani sonuçta yazılan bir eser olması gerekiyor. Yani aslında... Yani sanatçılığın şeyi beyanla oluyor. Yani ben sanatçıyım diyorsun. Eğer kabul görürsen görüyorsun. O... Tabii dünyanın çeşitli yerlerinde bizim burada olmuyorsun. Olmuyor. Evet. Tabii. Yani şöyle mesela rock grubu olsaydık konser verecektik. Yani biz elektronik müzik yaptığımız için bizim de performans kısmımız DJ'lik oluyor genelde. Yani müzisyen... Müzik üretici, üreten kişiliğimizin bir sonucu da evet. DJ'lik oluyor aslında bakarsanız. Ama şimdi performans kısmı. Şu anda çoğu DJ de aynı durumdadır yani. Hani bilinmiş, bilinen, tanınan dünya çapındaki isimlerin çoğu da aynı. Evet, peki böyle çaldığınız enstrümanlar var mı? Ya da yani program üzerinde programı da bir enstrüman olarak mı kullanıyorsunuz? Tabii, tabii. Yani onu vücudumuzun bir parçası gibi kullanabiliyoruz artık. Evet, anladım. Yani, piyano kullanıyorum. Piyano, evet. Çünkü yani o hani en azından bir piyano herhalde tabii. Biraz bilmek gerekiyor. Yani nota bilgisi falan lazım çünkü. Tabii. Evet. Ya sonra şöyle düşünüyorum. Davul, müziğin içinde bir davul var. Ağırlıklı davulları, işte altyapı önemli olan zaten dans müziğinde odur. Mert yazıyor. Üstündeki melodileri. O davullar bana geldikten sonra. O davul enerjisiyle. Ne var ki ya? Biz iki davulcu olarak biz müzisyen sayılmıyoruz. Davul çalıyor musunuz? Evet. Biz ikimiz de davulcuyuz. Hatta Barış'ın böyle bir anekdotu var işte eskiden. Bu anekdotum değil yani bu şeymiş. Hani eskilerden öğrendiğim, abilerimizden öğrendiğimiz şey. Evet. İşte hani müzisyenler kahvesi varmış ve gelip diyorlarmış ki işte diyelim ki 4 müzisyen bir de davulcu işe götürecekler. Bu şekilde şey yapılıyormuş yani evet yatıyorum yarın o 4 müzisyen bir davulcu lazım. O yüzden bir tarihe kadar olan bütün kayıtlarda bütün baslar, davullar falan berbat. Şeyden saymayıp. Ama içinde bulunduğumuz ayın da tabii davulcuları var. Evet. Değerlendirmek lazım. Peki şaka bir yana. Yani tabii Amerika'da ne olsa olsun 6. sıraya gelebilmek, sonuçta evet. Gelebilmek. Evet. Ne kadar dinlenildiğini bilemiyoruz anında. Onu bilemiyoruz. O anca 6 aylık dönemden sonunda. Evet. Raporlar geliyor. Evet. O zaman görebiliyoruz. O tarihe kadar herhangi bir satış veya işte dinlenme şeyini Spotify'da vesaire ne kadar dinlenmiş onu göremiyoruz. Hı-hı. Ama işte elimizde şöyle bir veri var. İşte hani o çok prestijli bir liste. Traxsource'un Deep House Top 100 listesi. Orada hani onu oraya çıkmak bayağı bir şey. Yine aynı şekilde iTunes'un Türkiye dans listesi o biraz bizim için sürpriz oldu. Hiç beklemiyorduk. Çünkü parça geçen sene Aralık ayında çıkmıştı. Şu anda iTunes'un en çok dinlenme listesinde 85, 86 sırada böyle bir şeydi. Peki Türkiye ile alakalı bir hedefiniz var mı? Yani yoksa bu iş hep böyle başladığınızdan beri şey mi? International yani biz zaten ayırmıyoruz dünyada ne oluyorsa işte Türkiye'de. Yani şöyle
Önceden Türkiye ile ilgili hiç planımız yoktu. Yani Türkiye'yi biz hani sadece performans yaptığımız bir yaşadığımız yer olarak düşünüyorduk. Ama yani yaptığımız müzik zaten Türkiye'de çok piyasası olan bir müzik değildi. Satış anlamında. Zaten plak yayınlıyoruz. Plak Türkiye'ye 10 tane geliyor gelmiyor. Yani hani herhangi bir pazar gibi bir şey yok. Fakat geçen zamanla beraber yavaş yavaş elektronik müzik popüler olmaya başladı Türkiye'de. En azından pop müzikle yavaş yavaş canlı olarak birleşmeye başladı. Türkiye'deki pop müzik prodüktörleri de bundan işte bazı dans elementlerini alıp parçalarını kullanmaya başladılar. Bununla beraber de biz de Göknil'le yeni bir şey planlamaya başladık. Yani madem bu şekilde bir talep var, o zaman biz de hani bir arıza bulmalım diye. Kendi yaptığımız house, deep house parçalarımızı Türkçe vokalle birleştirip yani aynı house müzik kalitesini, yurt dışı yapmış müzik kalitesinde Türkçe vokalli parçalar yapıyoruz. Hatta ilk parçayı kaydettik. Ankaralı bir caz müzisyeni var, Merit Çalışan diye. Çok iyi bir kız, harika, çok yetenekli. Onun ilk parçamızı kaydettik. İşte miksajında şu an vokal mikslerini yapıyoruz hala üzerinde. Planımız da işte Haziran ortasına kadar parçayı tamamlayıp birkaç versiyonla beraber sonra plak şirketleriyle Türkiye'deki görüşmeye başlayacağız. Peki sözleri kim yazdı? Sözleri Meriç yazdı. Bizim Türkçe söz yazmak gibi yeteneğimiz yok maalesef. Öyle bir yeteneğimiz yok. Tamam, müzik. Evet. Onu peki Amerika'daki plak şirketlerine göndermeyi düşünüyoruz. Şöyle bir düşüncemiz var. Türkçesini bitirelim, İngilizcesini planlıyoruz. Yani hatta Meriç şey dedi, yani ben aslında Türkçe söz yazma konusunda çok yetenekli değilim. Yani bu iş nasıl olacak falan. Ama çok iyi bir iş çıkardı. Hakikaten çok cool bir söz yazdı. İngilizcesinde daha da iyi olacağına eminim yani. Çünkü İngilizcesi daha şey. Peki aktif olarak, pardon. Peki Türkçe sözlerle hiçbir şansın olmadığını mı düşünüyorsunuz? Mesela şey, hani bu şekilde şey olmaz mı sonuçta? Yurt dışında. Evet. Bence olmaz. Niye diyecek olursanız şey, Türkçenin fonetiği farklı. Yani kulakta yarattığı hissiyatını farklı. Mesela Almanca'nın da farklı, İtalyanca'nın da farklı. Bence Almanca da İtalyanca da house müzik veya işte hani olmuyor. Ben mesela şahsen çalmak, mesela kulüpte çalmak istemem Almanca şey yapan bir parçayı. Operada mesela ama Almanca, şey İtalyanca değil mi? Hep tabii öyle. Yani bu tamamen evet. Kulak yat belki. Kulağımız onu İngilizce çok alıştı o anlamda. Artık başkasını yadırgıyoruz. Yani belki de o da olabilir. Peki ama hani şimdi son dönemde de şöyle bir şey var. Hani Türkçe psikodelik veya Türkçe folk rock diyelim. Hani işte Barış Manço'lar, Cem Karaca'lar, işte Edip Akbayram döneminde yapılmış. İşte Selda Bağcan bir takım işte festivallerde çalıyor. Altın Gün diye bir grup var. Muhtemelen biliyorsunuzdur, işte solistleri Türk, kendileri Hollandalı ve bayağı ciddi ses getirdiler ve çalıyorlar. Hani sonuçta Türkçe sözlerle çıkıp çalıyorlar. Orada sözlerden daha öne çıkan bir durum var. O yılların da işte bu hippie kültürüyle beraber funk müziğinin dünyadaki akımı ve bu akım içerisinde Türkiye'de bu grupların hepsinin o müziği üretmesi. Yani dünyada tercih edilen şey, yani psychedelic Türk müziğinden ziyade yeraltı olması. Yani DJ'lerin özellikle tercih ettiği şey, herkesin bilmediği, çok az insanın bildiği ama kendi çantasında bulunan, işte kendi dinleyici kitlesine çalabildiği müzikler. Dolayısıyla şu anda psychedelic Türk müzikler de, o yıllara ait müzikler de o değerlendirmeleri öne çıkıyor. Yani kimsenin bilmediği, işte Selda Bağcan olsun. Hatta bildiğim kadarıyla dünya ünlü DJ'ler de remix yapmaya başladılar. Evet. Bu süreçte Türkiye'de de başladı. Birkaç tane hip-hop DJ ve elektronika DJ birkaç remix yaptı. O tamamıyla yani sözlerden ziyade müziğin ve sözün bütünlüğüyle kalite. Bugün o kalite yok ne yazık ki. Yani pop müzikte yok. O yıllarda yapılan bir de protest müziği. Orada biraz öne çıkıyor. Sadece sözlerdeki protestlik, yani bahsedilen hikaye. Ahmet hep aşk hikayeli. O zaman ondan fazlası varmış yani. Şu anda ondan fazlasını kimse yapmıyor. Dolayısıyla o açıdan bakınca sadece söz olarak değerlendirmemek lazım. Bizim yazacağımız sözlerde öyle bakıldığı zaman bir funk delik gibi veya işte eski psychedelic bir parça gibi yapmamabilir. Zor bir şey yani galiba anlatmak istediğin hani o kadar da kolay olmadığı, yani hani ikisinin birbirinden biraz farklı konular olduğu, yani hani şu anda yeni Türkçe bir şey yapmakla. Yani müzik sound'uyla da ilgili yani sound onu götüren bir sound bence ama bu bizim müziğimiz bence yani o şeyi götüren bir havası yok. Evet.
Yani iki saatte bir nüans var. Selda Bağcan'ın sonuçta dinleyicileri de belli aslında. Evet. Biraz öyle bir durum var ama burada direkt Amerika'daki işte kulüp ortamının... Yani burada bütün dünyaya hitap eden bir durum var. Evet. Yani kitleniz herkes bütün dünyadaki ama Selda Bağcan'ın olayında tabii daha farklı. Onun daha kendi niş bir kitlesi var ve o kitle onu takip ediyor aslında. Herkes mi gerçekten yoksa mesela sadece house müzik mi yani? Yani tabii aslında herkes. Bence herkes. Yani bir de şey oldu eskiden 80'lerde veya 90'larda şey vardı mesela belli müzik tarzını follower takip edip her türlü hani o müzik tarzından taviz vermeyen işte özellikle metalci bir tayfa vardı sırf onu dinlerlerdi. Onların da kendi aralarında fraksiyonları vardı işte thrash metal dinleyenler. Ya biraz kimlik bunalımıyla alakalı bir şey. Ama şimdi mesela öyle bir şey de kalmadı yani rock dinleyen house müzik de dinliyor. Önce akşam... kimliksizleştir. Adam gündüz Guns N' Roses dinliyor, akşam kulübe gidiyor. Yani, evet. Şimdi yeni bir durum da oldu. Yani o yüzden herkes... Sadece eskisi kadar değerli değil. Yani eskiden çok değerliydi. Bir plağa ulaşmak o kadar kolay değildi. Evet. İşte ben hatırlıyorum yani 80'li yıllarda abilerimiz gibi. Yani plağa ulaşmak için arkadaşındaysa ondan söz alıyordu. İşte o plağa hafta sonu alabilir miyim? Bu değerli bir şeydi. Şimdi öyle bir durum yok. Şimdi internet diye bir ortam var ve internette bir saniye sonra dünyanın neresinde ne çıkarsa ulaşabiliyorsunuz. Evet. Tıpkı biz burada müzik yapıyoruz ve Amerika'da işte önce bir 91 numaradan listeye giriyor. Biz ona heyecanlanırken bir bakıyoruz 50 numaraya, 6 numaraya kadar çıktı en sonunda. Bizim normal şartlarda 70'li yıllarda, 80'li yıllarda buradan bir şarkı üretip Amerika'da, Chicago, Detroit'te bir listeye sokmamız hayal. Bunun avantajı bu oldu. Ama genel olarak müziğin değeri eskisi gibi değil. Dolayısıyla bu değer de düştüğü için bu işin hakkını veren müzisyenler de yavaş yavaş müzik piyasalarından çekilmeye başladı. Biz de işte bunu gördüğümüz için olabildiğince sıkı bir şekilde çalışmaya devam edip... Türkiye'den bahsediyorsun değil mi? Türkiye ve dünyada. Öyle yani, mi? Bundan 20 yıl önceki prodüksiyonlar yani DJ'lerin yapmış olduğu plaklar bir süre öncesine kadar yapılmıyordu. Bitmişti yani. İlk bahsettiğim konuyla da alakalı. Yani evet, evet. İnsanların kafasında bir yapacağı şarkı veya işte... kurguladığı bir müziğin bir ruhu yoksa insanlar sadece o sistemin başına geçip ben buraya bir şey yapmak için oturdum diyorsa ve oradaki cihazlarla o an ne çıkıyorsa o bir tür olmuyor. Yani asbel kadar bir müzik çıkıyor ortaya. Yani anlatmak istediğim şey şu, daha önceden planladığınız zaman ve kafanızda işte 70'li yılların bir funky havasını, işte gene 60'ların sonundaki bir cazi bir improvizasyon olsun, işte o günlere gidelim ama biraz daha böyle duygusal olsun. Ama aynı zamanda güçlü bir ritimle de insanlar dans edebilsin. Yani kafanızda canlandırdığınız bir gece kulübünde DJ'lik yaparken, o parçayı çalarken karşınızda dans eden ve gözlerinden açık bir yaş dökülen, eğlenen bir insan. Yani bunların hepsini yaşadık biz kulübde çalarken. Ve bunlar her parçada olmuyor. Çok özel parçalar var böyle. Ve bu işin nirvanası gibi bir şey. Ama her gece de yaşanmıyor böyle şeyler ama... İşte o eskiden bahsettiğim plak çantasında 80-90 tane plakla bugün 25-30 bin tane MP3 ile müzik çalmak arasındaki fark biraz da o. Yani yapmış olduğunuz müziğe sürekli benzer şeyleri yaptıkça onu daha fazla ön plana çıkartabiliyorsunuz. Yani eski kalite artık yok mu demek istiyorsun? Eski kalite artık yok ama yok, şöyle yok. Benim bir hissim var. Yani müzikte çünkü aslında sonuçta bir son yok. Yani ne kadar popülerizm her zaman vardı. Hep popüler olan müzik dalları oluyor. Bir zamanlar metal öyleydi 80'lerde. Evet, evet. 90'larda grunge oldu. Sonra bir işte 2000'lerde techno ve house müzik çok öne geçti bildiğim kadarıyla. Evet. Kafa karışıklığı var aslında. Yani şu anda bakıyorsunuz mesela bu bizim Traxsource gibi veya farklı alternatif Beatport diye bir platform daha var. Benim bile ilk defa duyduğum müzik türleri var. Tür olarak oraya eklenmiş. Şimdi ben şaşırıyorum mesela bu müzik türü nedir diyorum. Gerçekten böyle. Evet. Bunun da sebebi şu, dijital dünyanın, dijital elektronik cihazların gelişimiyle ilgili bir konu bu. Mesela bundan 10 yıl, 15 yıl önce olmayan bu pedler vardı işte, butonlar. Butonlarla kullanılan cihazlar vardı. Şimdi o cihazlar çıktı ve o cihazlar çıkınca farklı bir müzik, işte dubstep denilen bir müzik türü ortaya çıktı. Bu cihazlarla yapılıyordu işte yapılan hareketler. Farklı performanslar, farklı müzik türlerini ortaya çıkartıyor. Yani şunu tabii söylemek lazım. Folklorik müzik ya da yerel müzikler her zaman var. O kalite orada duruyor. Bizim burada bahsettiğimiz popüler müzik. Yani şöyle çok fazla parça çıktığı için parçaların son kullanım tarihleri
Kısaldı. Kısaldı. Bununla beraber çok fazla prodüktör var. Mesela ben hatırlıyorum 90'lı yıllarda ben plak yayınlıyorum. 90 diyorum 2000'li yılların başında plak yayınlıyorum. Yılda 2 plak yayınlasam, 3 plak yayınlasam yeterliydi. Yani hem gündemde kalmak adına hem işte zaten daha çok uğraşarak yapıyorsunuz. Ancak biti yapabiliyorsunuz. Evet. Ama şimdi yani ayda 2-3 tane çıkarmam lazım belki. Yani bu bütün sefer şey oluyor. Genel olarak müzik tarzının yani her müziğin dinlenme süresi kısalıyor. Eskiden bir plağı 6 ay çalıyorduk. Artık 2 kere çalınıyor, 2 kere çalınıyor. Çok fazla alternatif var. Sebebi de eskiden müzik stüdyolarına girip bir kayıt yapmak o kadar kolay değildi. Şimdi herkesin evine bir müzik stüdyosu kurma imkanı geldi. Yani bütün cihazlar ufak bir hale dönüştü, ucuzlaştı. Bu padriyaların tüketim toplumu aslında. Ya hayat hızlandı aslında konuştuğumuz şey ama yani. Ama şöyle bir avantajı var, özür dilerim. Herkes, özellikle gençler, kendini ifade etme imkanı buluyor. Yani o stüdyoyu evine kurduğu zaman yapmış olduğu müzik de kendisini ifade edebiliyor. Bu çok önemli bir şey. Yani evet. Sormak istediğim bir şey, acaba bütün dünyaya sunma çabası içerisindeyken kalitenin düşmesi mi? Çünkü herkesin beğeneceği bir şey genelde ortalama bir zevkin üstünde olmuyor. Yani zaten yani olabilir. Baktığımız zaman hani bir numaraya çıkan çoğu popüler müzik şarkısı genelde ortalama. Şimdi popüler müzik de öyle olabilir ama bizim çok fazla öyle bir kaygımız yok. Evet. Biz zaten belli bir türün içerisinde yapacağımızı yapıyoruz yani. Peki. Ama yani hedefi nereye koyduğunuza bağlı bu. Tabii bir de yani o hedefi oraya koymak ya bu bir işten ziyade bir sanat dalıysa eğer. Yani hedeften ziyade içinizden ne geliyorsa. Tabii içinizden, ki. Mesela içimizden bizim çok iyi bir pop parçası yazmak geldiyse ve onu yazdıysak ve o da popüler olduysa evet, yani ona bir itirazımız yok ama biz oturup da hani işte falanca parçaya benzeyelim, bunun gibi müzik yapalım ve işte öyle bir hedefte yürüyelim ve orada bu iş büyük bir şekilde patlasın. Öyle bir derdimiz de yok açıkçası. Biz sadece kendi kulüp müziğimizde bir yere gelmek. Evet. Ki yani yıllar önce DJ'lik yaparken, bu müzik prodüksiyonu yapmazken beğendiğimiz plaklarını satın alıp gece kulüplerinde çaldığımız çok büyük isimler vardı ve şu an o isimlerle aynı listelerdeyiz. Yani bu bizim için gurur oluyor. Çok mesela altı numaradayken evet, birçok ismi biz geride bıraktık. Artık o noktadayız. Yani yurt dışından bir DJ Türkiye'ye geldiği zaman bizi tanıyor. Yani çok önemli. Evet, evet, çok iyi. Çok güzel. Evet, en önemli şeylerden biri de o. Bizim de hedefimiz olabildiğince bu parçaları yaparken performans olarak bizi bir yere götürmesi. Yani DJ'lik performansı ve işte farklı sürpriz çalışmalar yapabiliriz yakında. Yani peki o performanslardan bir tanesini şimdi dinleyelim isterseniz. Sonra da yavaştan programı kapatacağız. Tamam. Rejiden rica edelim. Girebilir miyiz? iTunes'da 85'e evet, yükselen evet, parçanızdan. Türkiye Dans Lisesi'nde top 100'de. Evet. Bununla dans ediyorlar partilerde. Evet. Aynen öyle. Bu Kilios'ta süren senin söylediğin aslında onu da çok zaman kalmadı konuşacak ama Türkiye'deki eğlence hayatının durumundan bahsederken yayından önce sen yani Gökneli ikiniz bu işte partilerden bahsettiniz. Evet. İşte İstanbul'un Kilios isimli bölgesinde. yapılan. Aslında hala böyle eğlencenin bir şekilde sürüyor olması falan çok güzel. Yani bu herhalde hiç bitmeyecek. Değil mi? Yani insanların buna ihtiyacı var. Yani o bitmez tabii. Yani yazın zaten Kilios hani güzel bölge o anlamda. Orada festivaller sürekli oluyor. Büyük eventler oluyor. Açıkçası oradaki olaylar böyle hani bir akşamlık partiler şeklinde değil de mesela Elektronika Festival gene o tarafta olacak. İki gün sürecek. Başka mekanlarda daha farklı şeyler oluyor. Evet. Eventler oluyor. Dynamic Festival galiba gelecek. Festivaller devam ediyor. Jazz Siz Festivali peki? Devam ediyor. Evet. Her şey devam ediyor. Sizin şu anda çaldığınız yerler var mı?
Ben önümüzdeki hafta, pardon bu hafta sonu şeyde çalacağım. Bağdat Caddesi tarafında Porter diye bir mekanda. Bağdat Caddesi'nde Porter'da. Evet. Ayın 22'sinde de Alaçatı'da Maya diye bir mekanda çalacağım. Tabii 22'sinde, Haziran'ın 22'sinde. Bir de Temmuz ayının sonunda şey var. Elektronika Festival var. O da İstanbul'da gene. Çalacaksın orada. Evet, evet. 29 Temmuz olması lazım. Sen Gökmen, sen daha çok müzik prodüksiyonu yapıyorsun. Prodüksiyonla ilgili. Biz gidiş okeyiz. Ama devam edeceğiz. Şu anda çaldığım bir yer yok yani. Yani bayramdan sonra olacak. Bayramdan sonra. Konuşulan bir yerler var. Gelelim diye diyorum. Haberleriniz. Peki, takip etmek isteyenler siz mesela sosyal medya hesaplarınızdan da hani ilgi duyanlar nereden takip edebilirler bu eventleri? Evet, benim işte instagram.com/mertyücel veya mertyücel.com web sitelerinden. Gökmen'in gene Instagram, Gökmen'i Gökmen diye hatırlarsa çıkar. Oradan takip edebilirler. En aktif olduğunuz yer Instagram herhalde şu anda. Yani müzisyenler için aslında Instagram tabii artık sadece fotoğraf paylaşan insanlar için herkesin buluştuğu bir yer oldu. Tabii evet. Çünkü story de değiştirdi çok aslında mevzuyu. Tabii. Değil mi? Aynen öyle. Canlı yayın ve yapabilmen, kayıt koyabilmen. Bazen stüdyodan falan o tarz şeyler, yayınlar falan yapıyoruz. Evet. Yani takip ederlerse ilginç sahneler veya anlar yakalayabilirler. Sürprizlerimiz var. Evet. Evet. Harika. Peki, tebrik ediyorum sizleri. Türk müziğinin yüzünü güldüren DJ'ler olarak, prodüktörler olarak. Başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkür ederiz. Evet. Herkese güzel bir iki hafta evet, dileriz. Ses kaydının bu akşamki bölümünde Gökil Gökmen ve Mert Yüce'yi ağırladık. Elektronik müzik prodüktörlüğünü konuştuk. Yeni çıkan plaklarından bahsettik. Bir sonraki ses kaydında görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi haftalar.